karakterler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmaya başladı. Uluslararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi olur. Yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Bir an önce kalabalık var. Doğrudan ateş edeceğiz. Ya bak, çoluk çocuğu şehit ediyor adam. Askerin başına da, polisin başına da bomba yağdırıyor. Halkın başına bomba yağdırıyor. Meclisteki insanlar orada sığınmışlar. Değil mi? Milletin seçtiği insan. Onlar başına bomba yağdırırlar. Kahraman özel harekatçılarımız, onlar koç yiğit, Güneydoğu'da PKK'ya aman vermeyen aslanlar, gelip onların başına bomba yağdılar. Çok fazla şehidimiz oldu orada. Ve bunları kahpece ve kalleşçe ve alçakça yaptılar. Helikopterden insanları taradılar. Çocuklar güler yüzle, en büyük asker bizim asker diyor. Adam otomatik silahla yağmur gibi kurşun yağdırıyor. Ya kardeşim, tankla insanları paramparça ediyor ya, kafası kopuyor. Vücudu ikiye bölünüyor, paramparça ediyor. Çocuk ya, el kadar, kadınlar, kızlar, genç kızlar, mahvettiler hepsini. Havadan, helikopterden adam serbest ateş diyor. Helikopterler nerede helikopterler? Beylerbeyi olur, yolu üzerine helikopterleri yönlendirin. Bir an önce kalabalık var, doğrudan ateş edeceğiz. Helikopterleri gönderin komutan, derdest etsinler. Hiç acımasınlar komutan, hiç acımasınlar. Ben hiçbir darbede dünyanın hiçbir yerinde görmedim böyle bir olay. Darbede halka dokunulmaz ya. Ya darbe rezalet bir olaydır da, halka dokunmazlar darbede. Biz 12 Eylül'de yaşadık kardeşim. Gayet nezaketliydi adamlar. Yani kimseye dokunmadılar. Halka ateş etme falan olmadı.
Daha hala aklımda o filmi gördüm. Aklım gitti ya. Yazık, günah. Bu nasıl bir zulümdür ya? Ne yapacaklarını şaşırıyor. O demirlerin kenarını sıkıştırıyor. Bütün gücüyle bastırıyor. Hepsini ezip geçiyor. Şu azgınlığa bak ya. Helikopterden ateş ediyor. Otomatik silahlar. Altta kim var? Adam umurunda değil. Ya sen Müslümanları şehit ediyorsun. Bir kişiyi öldürmek bütün dünyayı öldürmek gibidir diyor. Bu nasıl bir zulüm ya? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın haksız yere öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu öldürülmesine engel olarak diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Maide Suresi 32. Ayet.